Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Nevşehir Roleplay videosuyla karşınızdayım. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün 28. bölüm mü çekiyoruz Barış'a? Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir şey. 27 ya da 28 arkadaşlar. Bir önceki canlı yayında beni borca soktunuz ve bana TR6-130 aldırmıştınız. Yüce Adalet elbet cezayı verecek. Bugün hype günü sevgili dostlar. Bakın. 2'ye yakın süredir hype'da 10, 11, 12, 13'lerde geziyoruz. Şu ilk 10'a bir kafaya atalım arkadaşlar. Hype'ları basmayı unutmayalım. Aynı zamanda abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa da çok mutlu olurum. Şimdi Barış abimle Bayram burada. Allah'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Arkadaşlar çiftlerimizi sürdük. Benim bir yonca işim var. Biliyorsunuz ki yonca tarlası ekmiştim. Bayram bana bir işin yoksa bir şu iki yoncayı bitecek de Barış abim de orayı bir balyalasın ya. Oh, yıkayık. Vallahi birader geldi şuraları. Senin için geleyim. Ha, gel 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 de şunu yapalım. Arkadaşlar bu arada çekiştirme videosunda hani birkaç tane yorum gördüm. Şöyle abi işte benim dediğimi niye yapmadın diye. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biz videoyu akşam 6.30-7 civarı çekiyoruz ya. 6.30 ne oluyor la? 6'a çektim zaten. 6.30-7 gibi arkadaşlar o saate kadar gelen yorumları gördük. Hani sonuçta bu video durmuyor arkadaşlar ve devam ediyor. Bir şey var. Ha. Hani hepsini bir çekmemizin evet. Mümkünatı yok. Bir sonraki ne kalır? Çekimden sonraya kalanlar arkadaşlar bir sonraki video olacak. Bir de şu var. Ne diyecektim? Her 3K like'ta arkadaşlar. Hadi size indirim yaptım. 2500 diyelim o videoya. Yeni bölümü gelecek. Aynı zamanda çok fazla da asfaltta işte 500 tonu düz asfaltta dene diyen yorumlarda çok fazla alıyorum. Bunun da çok yakında videosu gelecek arkadaşlar. Bunu da bildirmiş olduk. İkinci kanala Ranch geliyor. Farmers Dynasty videoları geliyor. Baya baya videolar geliyor arkadaşlar. İkinci kanalı da göz atmayı unutmayın. Reklam yeter bu kadar. Hadi işimiz var arkadaşlar. Heh. Hangi tarlaya gerek? Ne kadar konuştun ya? Abi. Kulağım ağrıdı. Patis tarlası. Abi bir dakika arkadaşlar. Aa ayağımın altı gıdıklanıyor. Niye? De hadi gidek lo. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç numaralı tarla birader? Abi. Sen de hiçbir şeyi ezberleyemedin gitti. Gelmiyorsun ki doğru düzgün videolara. 128'e gel. Doğru düzgün gelmiyorsun ki kardeşim videolara. Aha keşke gelebilsem. Bu arada arkadaşlar TR6 gerçekten rahatlık. Ben sınırları bozmuşum arkadaşlar. Tekrardan düzelttim. Hani buraları tekrardan düzelttim. Tarlanın etraflarını tekrardan bozdum. Hatta yalan konuşmayayım. F12'den birkaç ayar yaptım arkadaşlar her iki tarlaya. Çünkü benim goble şey yapmış. Ta sınırları bozmuş bakın arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan buraya pulluk attım. Tekrardan ekeyim dedim yine ektim. Sonra gittim burayı ben F12 ile düzelttim arkadaşlar. Sınırları bozmuşum abi ya. Yorumlara abi yorumlara yazınca fark ettim ben de ben fark etmemiştim. Niye yazdınız arkadaşlar? Tarlamı büyütüyordum. Niye oralara beni ifşaladınız? Vay vay vay. Ya bismillah. Dolandırıcı randa. Ne alakası var? Arkadaşlar bu tarz ot biçmeyi kullanmıyoruz ama ülkemizde yaygın olduğunu görmüştüm ben. Ne yaygın o? Olduğunu bu ya 128 numara tarlaya girersen görürsün Barış'ım. Yandan ot biçme ama böyle uzun ayaklı bir ot biçme Barış'ım. Ben görmedim şahsen. Abi TikTok'ta ben çok görüyorum bu ot biçmeden. Allah Allah. Vallahi. Kısa bir... Sılacı boşaltıyorum ben de samanda. Aha pilot. Oho! Pilot geldi. Neredesiniz? Pilot geldi. Neredesiniz lan siz? Ha. Bana yazdım ya bile de. Ha, abla çocuklarımı da çıkarayım mı? Dur. Pilot. Ha. Pilot, seninle bir kooperatif işlemlerimiz olacak. Bana biraz kredi çıkarman lazım. Hayırlı olsun pilot. Dur birader geliyorum. Onu bir konuşalım. Arkadaşlar ben söylemeyecektim ama açıklıyorum. Ben bir biçer döver işine gireceğim. Bayro. Ben biçer döverci abi, olmak istiyorum. Parayı buldum. Parayı buldum da şu anda... Bu para nereden geliyor ya? Abi yok yok ben hibe ve kredili bir çerdövere, patozlu bir çerdövere girmeye düşüneceğim ben. Oğlum 5-6 milyon euroya nasıl gireceğim? Ne alakası var? Şey alacağım ya, ikinci el alacağım. Geç Bayro. İkinci el, ikinci el ucuz mu oğlum? Geç. Bayro ben geçemem dur, ben geri ki geliyorum. Dur. Geri git abi. İkinci el kaç paradır bilmiyorum ki ya. Nereden baksa 3 trilyon falan Barış'a. Ya Barış'a. İkinci ele hibe veriyor mu? Bayro abi ben sana şöyle söyleyeyim. İkinci el hibe vermezse sıfıra gireriz biz de kardeş. Oo erkek mesela ya. Pilot araba. Oğlum kaç para bir biçer döver bizim Türkiye'de standart yeni biçercilere başlayacak olanlar için. Şöyle bir patozlu matozlu gerçek hayatta. Kaç para oğlum? Bileler traktörler dahil
kontrolünü toplarsın. Traktörü ne yapacaksın oğlum? Traktörlerime ihtiyacım yok benim. Traktör değil, sade bir çer döver. Bir çer döver. Ben sana tablası, söyleyeyim. İki tane samar remorku. İkinci else iki. İki trilyon. İki trilyon alabilir miyiz biz bunu? Alamazsın. Hayır, samar remorku sadece bir çer iki trilyon. Sadece diğerlerle bir çer beraber iki. 4-5'i bulur. Oğlum kaç para lan? İki remork bir patoz. Bir çer döverden pahalı lan. 130. Bizde samar remorku geçen sene 130'du. 130 bin TL. Oo. Evet tek samar. Tamam, iki samar remorkunu alsan 260 bin lira. Patoz kaç para bir çerdöverin patozu? En fazla abi, 500 bin. O ortada yok. Ya 500 bin lira yoktur bile Barış abi, ne yaptı? Ya abi, ben sana söyleyeyim bak. Sen 3.5'ü alırsın herhalde. Büyük ihtimalle 3.5 az abi. Gönder yaz abi. 2015 model ikinci bir el. İkinci el mi alıyorsun? 2015, ne alacaksın? 2015 model, 2016 model bir TC56. Ne bileyim TC50-70. Niye gideyim de TC590'lara böyle trilyonlar vereyim abi? CX'lere, MX'lere. Tamam. 4 milyona her şeyin olsun. 4 milyona okeyim. Niye 4'e sokuyorsun abi bizi? 3 milyona tavla. Tamam, kaç para lan pilot? Şimdi. Pilot bir 50-70 bulsana lan. İnternetten gerçek hayatta. Kadar çok iyi. Diğer tavla nerede? 3 trilyona da var. 3 trilyona mı var? Evet. Seninki arıza yapmayacak birader. Ya 4 milyona ben okeyim. Barış abi değil misin? 2014'te... Benim problemim yok. Aa 4'te çok mu diyorsun? Az ama 4 milyon krediyi kooperatif bana çıkaracak mı bu iş için? Tartıyor bak şimdi. İpotek verirsin. Senin... Çiftliği ipotek yap. Hibe çıkıyor ipotek... ama. Bak şimdi birader, ben bu işlerle ilgilendiğim için hemen söyleyeyim. Ha bak, ciddi ciddi yorumluyoruz. Bak gerçek hayatmış tamam, gibi. Ciddi, tamam ciddi. Şimdi bak beni düşün. Sana. Şimdi bak şöyle söyleyeyim tamam. Bayram. Ben açıklayayım kendimi. Sen de kooperatifmiş gibi gerçek hayatta aldığın bilgilerle bana anlat, tamam mı? Takip et beni. Tamam. Şimdi benim çiftliğimde iki tane traktörüm var. TR630'um var, tarlalarım var. İşte 1 milyon üzeri eder 640'lığım var. TR'de tek. Sinan Duman abimize selam olsun buradan. Sinan abi cansın. Sağ mı döndün sola mı? Heh, gördüm. Şimdi ben gittim kooperatife, dedim ki ben biçer dövere almak istiyorum. Böyle böyle ekipmanım var. Tanınan birisiyim. Hani tarla biçerim. Piyasaya iş yaparım. Şu kadar da mal varlığım var ama benim param yok. Kooperatife geldim. Evet, anlat gerisini. Ne oluyor? Şimdi kooperatif çiftçiye desteği şu şekilde 3-4 yollu çiftçiye destek sağlıyor. Birincisi, bunlardan birincisi ektiğin araziye göre, arazi durumuna göre. Tapulu arazi mesela ne kadar var? Örnek veriyorum. 100 dönüm. 500 dönüm ekiyor. Ha şöyle de var. 500 dönüm. Şuraya bir detay vereyim. Tarçılığı. Şunu evet. Detay vereyim. Tarlalarımı satsam biçer döver gibi iki tane alacak bir tarlalarımın maddi değeri var. Biz bunu oyun olduğu için bunu mesela 500'e mesela adam diyor ki sana diyor 3 milyon para vereceğim ama sen bu 3 milyonun karşılığında bana 500 dönüm araziyi ektiğini 500 dönüm tapulu araziyi diyor göster kardeşim diyor. Ona göre sana 3 milyon hibeyi sağlıyor. Tamam. Hibe de şu şekilde. Hibe geri ödemesiz para oluyor. Bak hayır o şekilde değil. O bak, kredidir o zaman. Evet öyle öyle kredi, öyle hayır. Hibe öyle. Hibe öyle de. Kartılıyor. Tamam bak şimdi ama onun da şöyle bir püf noktası var. Ama büyük, sıfır. Sen paranı harca bana faturanı getir ben sana öyle yapayım diyor. Direkt sana ha, o parayı evet, vermiyor evet, yani evet, anladın şunu mı? Diyor, şunu diyor evet, yani öyle. Sen alacaklarını al bana fişlerini ha. Getir ben ondan evet. Sonra diyor vereceğim da, paranı diyor. Doğru. Bu da şey için yani bizim Türk milleti olarak biz bir işin parayı önce alıp şey var. Şeyini öğrendiğimiz için. Evet toprağım burada lafını kesiyorum özür dilerim. Mesela bir zamanında bir fide ve ineklere hibe verilmişti hatırlıyor musun yıllar önce? Evet. Belki hala 10 seneden var, hala önce. Var. Mesela haberlere çıkmıştı. İnsanlar hibeyle fideyi alıyor, parayı da alıyor ama dikmiyor, gömüyor ormana, atıyor, yakıyor. Evet öyle çok olay olmuştu. Kandırılma ve dolandırılmaktan dolayı böyle bir düzen diyorsun. Evet abi. Bu şekilde destek sağlıyor. Sen diyor al geri kalan bende. Ama ondan sonra bir de şey var mesela hayvancılık yapan çiftçilere özel de var. Mesela hayvan sayısına göre ona da verebiliyor. Ha. Mesela traktör alacağın zaman traktör hibeleri de var. Ama sıfır faizsiz kredi var. Hibe değil o. O farklı bir şey mesela. Sıfır faizsiz kredi. Ama bu sefer de diyor ki sana diyor 2 milyon para bunun diyor sıfır faiz bana diyor 2 yıl içinde ödeyeceksin bunu ister diyor 12 aya böl ister diyor yıllık 1 milyon öde diyor. Ama ha. Diyor bunun diyor sana diyor 500 bin lira dosya masrafı var diyor anladın? Abi dosya masrafı çok ya.
Barış tamam. Abi bana yakıt getirebilir misin? O işe gireceğim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Yakıt mı? Evet. Yakıtı getirelim hem. Bayram, bizim bir tane mod çakışmış. Ben bir tane modu yenilemeyi unutmuşum. Arkadaşlar biz hem onu yenileyelim hem daha burayı da biçelim, hemen geliyoruz dostlar. Arkadaşlar tekrardan modları düzenledik. Ondan sonra geldik. Orayı biçtik. Ben bu tarafa topladım sevgili dostlar. Şimdi diğer tarlayı toplamaya gideceğim. Barış'ım. Hadi şu balya makineni çalıştır. Hadi. Tamam tamam geliyorum. İşimiz gücümüz birader. Var. Oyunlar aç ya. Buyur birader. Tarlasında suyu olan var mı ya? Bana su ihtiyacım var benim. Benim tarlamın altında su var, o küçük biçtiğimiz otun. La göl var ya la. 128 diyorum. Nerede la? La göl var la köyün orada. Petrolün oradaki, Semih'in evinin oradaki asfaltın o dönemeç yerinde. Göl var orada. Abi. Bak ben sana şuradan haritadan açtım, söyledim. Tarla 94'ün orada bak. Dümdüz gel solunda bak, T'nin orada. Gördün mü? Mavi tamam, bir tamam. Nokta var. Orada. Barış abi senin evinin yanındaki tarlaya geldim abi. Onu şey yap. Arkadaşlar biz şimdi kayıt arkası böyle aynı gerçek hayattaymış gibi oyunları yorumlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar bak kafayı yedik herhalde. Biz alalım mı almayalım mı, yapalım mı edelim mi derken biz bu biçer döveri almaya karar verdik arkadaşlar. Kooperatiften hibeyi ayarlayacağız. Şimdi parayı nasıl ayarlayacağız Bayram? Bunu tekrardan bir anlatır mısın canım? Şimdi 4 parayı... milyon alacağız. Benden kaç para evet. gidecek? Kooperatife ben nasıl bir ödeme yapacağım? Sen yıllık mı ödeme istiyorsun? Yıllık. Yıllık abi. Yıllık. Evet. Yıllık. 2 yıldan fazla yapmıyorlar. Eylül'den Eylül'e. Senede 2 milyon mu ödeyeceğim? Evet. Oha! Eğer orijinalini istiyorsan öyle. Abi senede 2 milyon ben nasıl kazanacağım dediğim abi? Yıllık o şekilde ama sen ne kadar çektin? Hiç abi, paran yok senin. Bende hiç para yok. Tiko sıfır. Bende para yok. Nasıl? Ama senin için kooperatifine konuşacaksın. Araya birilerini sokabilirsen. Araya sen gir daha. TM olarak bir şey olarak. Muhtar gelsin tamam. Sen gel. Şimdi bak tamam 4 milyon para lazım bana. Ben bu parayı nasıl 2 senede ödeyeyim abi? Ben bunu 2 senede gibi ödeme şansım öden, yok. Öden la. Biçer kazandımaz mı? Abi biçer bana kar o olarak zaman, senede o... kaç para bırakacak? Can çatlasın 500 bin lira bırakacak. Kar. Bunu bak, konuşalım. Şey var. Bakalım ki ne yapabiliyor. Koyunlar var. Koyunlar çal yukarı. Kurbanlık koyun satsam arkadaşlar, ama benimkiler daha kuzu ödemez, anasını ödemez, satayım. Ödemez birader, ödemez. Boşuna uğraşma. Ödemez. Onu nasıl yapacağız ödemesini? Yani aydan aya ödediğin zaman yine 2 senede oluyor değil mi? Aylık ödeyemem ki ben o parayı ya. Gidip bir konuşalım. Biz burada yorumlamak boş olur. Bir de kooperatife bir sorak bakayım. Ne yapıyormuş, ne diyormuş. İnşallah. Kooperatif, dükkanda mısın lan? Bizim eski ağzımlar evet, değil ya. Evdeyim. Adam man evde. Aha Barış Ambali'ye başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya ben bunun şey yapsam arkadaşlar şu şekilde. Biraz hızlı toplasam. Daha iyi olur galiba. Barış Ambali diğer tarlamı da topladım ben. Ya bayağı diğer şey yapalım. Nedir? Diğer tarlam patates tarlası var ya küçük. Aşağı yukarıda. 28 evet evet. Benim evin hizasında var ya la. Ha tamam. Orayı da topladım. Orada zaten iki aşağı iki yukarı bitiyor abi. Orası küçük. İyi balya dökecek. Küçük. Barış abi kaçtan balya yapıyorsun lan? 35. Bayro abi ne mi ekelim? Vallahi abi. Balya makinesini yeni aldım. Ben şey yapacaktım Bayro. Pancar ekecektim ben her yere. Yalan konuşmayayım. Zahmetli iş ya. Çok zahmetli bir iş ama pancardan parayı vurma düşüncem de vardı. Yalnız ben bu biçer döver olayından sonra ben bir şey yapmayı düşünmüyor değilim. Ne diyorlar ona? Neyle be? Bir buğday girmeyi düşünmüyor değilim. Hani samanını satarım. Benim samana ihtiyacım yok. Samanını sat, şunu yap, bunu yap derken. Bu biçer döverde, patozlu biçer döverde bir de saman remork başı da para veriyorsun değil mi biçerciye? Ya onu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Onu abi saman remorkuna göre alıyor. Remorka kaç tane remork dökersen o kadar para alıyor. Adam i̇şte. Diyor ki, şahıs diyor ki, bak bunu ben birebir şeyde Türkler elindeyken konuştum biçerciyle. Adam diyor ki kardeşim diyor benim diyor samanım senin olsun. Biçerciye mi? Ben sana diyor biçtiğin tarlayı kaçtan biçiyorsun? Örnek veriyorum 500'den. Samanım benim 400'den gidiyor. Ben sana 100 lira vereyim diyor. Adam samanı alıyor kışın satıyor mesela, örnek vereyim. O şekilde de yapan biçerci kardeşlerimiz varmış. Buradan selam olsun. Ben söyledim bizi izledi. Çok mantıklı la.
Eğer ben öyle yaparsam ben oradan da parayı vururum arkadaşlar valla. Piyasaya yani da çıkarım samanı, abi. Evet. Piyasaya samanı da çıkarız. Samanı biçerciye veriyor. Samanı biçerciye veriyor. Ulan ben de var ya Semih'in ne mesleği olsa Semih'in mesleğini el atmış gibi oldum ha. Çocuğun minibüsü vardı minibüs aldım. Biçerdöveri vardı biçerdöveri aldım. Var. Semih'in ekmeğinde gözüm var arkadaşlar çocuğun ekmeğinde. En son evden köyden kovacağım çünkü o olacak gibi geliyor. Semih bir de Passat da alalım biz. Semih'in Passat'ı var toprağım. Passat. Gel beni işin bitince gel beni al da. İşin bitince çünkü... gireyim seni alayım abi de. Gel beni al hoca istiyorum gel beni al. Ben arabam yok ki sen gel bizi al abi. Oradan kooperatife gidelim. Sen tamam, gel bizi al. İşin bitince şey yap Allah. Sen şey yapsan abi hatta. Sen gel. Abi. Buradan tarladan bizi al. Abi. Şu kürayı da sulayayım. Siz bu ara şey yaparsınız. Sula orayı. Ben daha burayı toplayayım. Sen gel bizi al Barış Ağam'la muhtarımla. Gidelim bir konuşalım bakalım. Eğer 2 sene değil de 4 sene vade yapabilirsek var ya. Bayro yanımızdasın ya la. Bedava ver oğlum öyle olur mu? Yanımızdasın ona bir şey demiyorum ya. Ben şuradan su alayım kuyuda. Ulan bütün köyün suyunu bitirdin lan. Yoldun lan. Vallahi billahi. Ya ne yapayım? Serama. Organik domates yiyordun geçen menemen yaptım sana bir şey dedim. Aa o menemen iyiydi ha. Peki çakallı menemenine rakip misin Bayram? Tabii ki. Çakallı benden öğrendi bu işi. Ya bırak Allah aşkına. Arkadaşlar. Peki sana bir soru. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Ya abi tabii ki de soğanlı ya. Soru mu lan bu? Hayır bak o öyle değil. Soğanlı yenir aslında soğansızdır. Bak sabah kahvaltısında yapıyorsan soğansız, öğlen ya da akşam yiyeceksen soğanlı. Abi sabah, akşam, öğle, gece, gündüz soğanlı. Ben soğanlı sevmiyorum mesela. Kendi abi sen yemek seçen adamsın. Tabii ki de sevmezsin. Evet, ben de yemek abi, seçmem yani. Mesela. Sadece ben yemeklerde seçerim. Tereyağı olmasın yeter. Ağzının tadını yerim. Bilmeyen burnunun pohunu. Abi ne alaka şimdi? Ne sana denk bu? Geliyor ama yemek seçiyor. Kim yemek seçiyor? Evet. Aa Barış abi iyi yakaladın lan. Vallahi hayır, iyi yakaladı. Nasıl sen yemek seçiyorsun ama? Ama ben ağzımın tadını bildiğim için yemek seçiyorum. Her yemeği yemiyoruz. Ağzının tadını bilseydin bütün yemekleri yerdin kardeşim. Gurme misin lan sen yemek seçiyorsun? Sen bamya yiyor musun? Bamya yerim abi. Bamya. Yani mesela bamya. Yemek olarak, sebze olarak bamyayı yerim abi. Soru işaretleri kafada. Yani, ne olsun yerim abi, ya. Yerim abi deyince bir susmanız oldu. Yani orada bir hesaplaşmayalım bayram. Pırasa yer misin? Yerim abi çok severim hem de. Pırasayı limonla mis gibi gider abi. Of yemin ederim. Müşteriliyor sözün açılı. Sıkcan limonu üstüne pırasanın. Acıktım galiba. Evet tamam biz de acıktık. Sor hadi sor. Böyle cins yemeklerden sor bakayım. Ispanak yer misin? Aa bayılırım. O ıspanak da çok güzel olur. Ha ben ne oldu bayrağı? Brokoli sor brokoli. Brokoli yiyordum. Brokoli mi? Brokoli yer misin? Karnabahar. Yerim abi. Karnabahar da yerim. Peki sana son bir soru. Sor. Ya da sormayın bunu ya. Sor koyun de koyun eti de. Keçi eti yer misin? Yemem. Keçi koyun yer, keçi yemem. Yer. Niye yemem? Niye yemek seçiyor? Hani yemek seçmiyor musun? Oğlum mesela? Benim motor niye son gaz veriyor? Ya bozuldum ama. Ben de yemem mesela. Koyun kokuyor da keçi yemedim. İlk defa koyun etini şey yemiştim. Buradan yemeğin adını söyleyeceğim artık. Kusura bakma canını çekerse. Çağ kebabı yemiştim. İlk defa onda koyun etinin kokusunu almadım. Ya tadını bilmiyoruz ki toprağım. Biz fakiriz. Sadece ismini duyduk. Zengin. Çağ kebabı ne abi? Lan 15 lira şişi. Şişi 15 liraydı ben yediğimde. Kaç şimdi para şimdi? 75 lira. 85 lira mı? Oğlum kebap o kadar ucuz mu lan? Kebap o kadar ucuz mu lan? Bir şiş 60 kebap gram şiş, sadece. Şiş. Porsiyon değil. Şiş, bir insan şiş. Kaç şişle doyar? 15-20 tane yersin oğlum. Yok vallahi. Abi ben 3 şişte ben fit. Ya bayram sen üç? Zaten yemek yok. Kaç lahmacun yersin lan bir oturuşta? Lahmacunun boyutuna bağlı. Normal orta boylarda. Yani normal bizim oranın yöresine göre ben 3 lahmacunda fitim. Muhtar sayacı ne sıfırlama diğer tarlada sıfırla. Buradan kaç ne desin alayım sila asfalta 133 balya çıkmış buradan. Wow asfalta çıkma arabayı muhtar bekle beni bekle beni muhtar şunu doldurayım. Bekle muhtar bekle şunu doldurayım öyle beraber gidelim. Hadi oğlum. Ya nerede lan? Öyle bir ineyim gözleyeyim öyle. Aa oradaymış gördüm. Arkadaşlar şimdi gidelim şu kooperatifle bir konuşalım.
ne yapıyor ne diyor. Eğer olur da alabilirsek sıkıntı yok baba. Önümüzdeki hasat sonu ben iyi para kaldırırım. Hatta şey yapacağım arkadaşlar. Pancar işine girmeyi düşünüyordum ya. Ben dedim, ben diyorum ki Barış abi, ben şimdi bunlara bir ot ekeyim hepsine, bütün tarlalarıma. Tamam mı? Mart'ta fazlalık otları satarım. Hem koyunlarıma veririm. Ondan sonra Mart'ta bir de pancar ekerim abi Nisan'da. Yaz sonu da bir de pancardan vurdum mu abi parayı? Biçer dövene de piyasa yaptım mı? Ben bir senede biçer dövenin yarısından fazlasını parasını çıkarırım diye düşünüyorum. Sadece düşüneceğim bu. İnşallah bu şekilde parayı kazanırım. Nasıl ya? Çeşit çeşit para kazanacak yöntemleri anlatıyorum birader ya. Konuşuyor da neyse tamam. Ya lan oğlum ne oluyor buna? Dur. Toprağım lütfen roleplay oynuyor. Bunu böyle yapma bak bir daha. Kendi oldu gözünü lan birden seveyim. Pat diye. Roleplay gibi oyna. Gözünü seveyim ya. Biz bu şekilde balleye girmiyor mesela. Ha. Şu aralar niye boş? Tamam. Bayro dur bağlayalım abi. Şu traktörü sökmem lazım. Bağlayalım abi. İpi atsana ipi. Arkadan tut ipi. Arkaya geç. Ver. Bağladın mı? Arkaya bağla tamam. Şöyle gel. Benim baş harfim var la bunda. Nerede? Benim ramuhum la bu. Arkada. Palazoğlu yazıyor lan. Bayro ne yazıyor lan be. Gel in aşağı. Allah aha, kahretmesin ramuhu ya. Balıyı alıver hele. Bugün de kamyon dövürme ya. Bugün de balıyı kamyon dövürme. Balıyı alıver balıyı. Şunu şöyle araba. Yazıyor in aşağı. Araban nerede araba? İnin aşağıda. Aşağıda araba gel. Baksana dur. Şu arabayı bir zoomlar mısın? Şöyle bak abi. Şuradan tam arabayı zoomla gözünü. Motoru buraya mı bırakıyorsun? Evet Barış abi buraya bırak gözükmüyor. Gelip alırız buradan. Ben de şu motoru şuraya bırakayım. Şöyle. Bak şuradan zoomla. Şu olduğum yerden. Tamam. Tam Toyota amleminin oraya zoomla sana orada sürpriz bekliyor herhalde. Buradan mı? Bak tam Toyota amleminin oraya. Ya yine hasarcıklı yapmış Allah'ım ya Rabbim. Bir de amlemin oraya gel diyor. Gel. Lan! Kim attı lan beni? Arabam hiç zarar verdi. Senin için pazarlık yapmıyorum. Barış abi neredesin lan? Dur oğlum dur. Barış abi nerede? Köylü gibi gitmeyek şimdi oraya. Dur. Ben de giyeyim abi. Stoplarımızı değiştirdik. Bekle abi ben de giyeyim. Bekleyin. Şimdi şöyle bir mont giysin. Her zamanki gibi jiksin ben zaten. Arkadaşlar pantolon olarak da şu pantolonum iyi ya. Rengini seçsek şöyle. Üst kot, alt kot. Tamam. Lan arabayı kim sürüyor? Arabayı süren kim? Şapkam nerede? Ben yolu bilmiyorum. Şu şapkayı çıkaralım şöyle. Zengin şapkası takalım arkadaşlar şöyle. Nasıl olmuş kıyafetin beyler? Oh gibi. Ha? Senin stilistin kim ya? Gel bin. Bak ben nasıl sana yorumlayacağım. Muhtarım önemli muhtar. Gel değil mi? Muhtarım önemli. Siz önemli ha. Muhtar. Neyse muhtar arkaya bilsin. Ha çekti. Oh. Bayro kaç model lan bu? Bu mu? Ha. 2022 model. Güzel. Ben Honda'ları seviyorum ya. Niye özellikle Honda Toyota mı? Corolla abi? Japon alacaksın başını ağrımayacak. Ooo dijital klima. Oğlum 72 derece diyor lan. Yandık lan piştik. Senden taraf 68. Kapat şunu kapat. 72 derece ne lan? Alev atıyor anasını satayım arabaya. 72 derece değil o. Bak. O 12. Nasıl 12? 72 yazıyor. Yo o bozuldu orası. Sensörlerde hata var. Sen niye direksiyon setiyle oynamıyorsun? Online'da çalışmıyor lanet olası. Lan çalışıyordu eskiden. Ayarlarını bozdun değil mi lan? Ha? Ne bileyim ben çalışmıyor. Ben sağa kırıyorum o sola gidiyor. Beni dinlemiyor. Allah Allah. Ahanda geldik. Evde oğlum, mi la bu? Aradın mı evde mi? Evdeyim bu? Dedi. Evdeyim. Gelin dedi. Evdeyim dedi. Yürü. Arabanın altını bunu yap. Doğru. İleride ne köprü yürü, var. İleride köprü değil. Vardı la. Adam köprü yapmış köprü oradan mi? Direkt geçmeye. Tabii. Neyse ara. Ben güvenmiyorum abi. Ara. Dizel mi lan bu? Dizel tabi bağırıyor görmüyor musun? 2000 turbo. 2.0 turbosu mu var bunların? Ooo. O ne oğlum? Kocaman motorlar var lan burada. Anlamı vallahi da bile abi kooperatif çalışıyor la. Dizel Erkutlu şöyle gerek de. Kooperatif gel. Peşimde geçiyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne haber la? İyiyim vallahi sizden ne haber? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Neredesin lan sen kaç gündür? Ya işte evlerde. Durun evlere nereye gidiyorsunuz biz? Dur sabit dur. Buradayız. Bir anlar bir sabit dur. Şimdi, pazarlık yapıyor. Pilotcuğum. Evet. Biçer Döver'e ya şöyle anlatayım. Hibe ya da kredi muhabbetleriniz var mı la? Var. Var iyi. Ay hadi var, görüşürüz. Kadar, hadi var. Görüşürüz. hadi görüşürüz Allah'a geldin. Pilot bir biçer Döver alma işimiz var bizim ama bende hiç para yok. Sıfır.
ama mal varlığım var. Tek mal varlığımda acılarım pilot. Ha, acıları kabul etmiyoruz. Şimdi biçer döver almayı düşünüyoruz böyle patozlusundan. Oy, iyi güzel. Ama bu biçer döver alacak bizim paramız yok. Bu yüzden devletten yani kooperatiften kredi, hibe, şu tür muhabbetlerden yararlanabiliyorsak yararlanmaya geldik. Yararlanabiliyorsun. Şimdi evet, nasıl yapıyoruz? Nasıl biliyoruz? Tamam Bayro buraya gel lan, ben anlamıyorum pek Bayro. Oo tamam tamam geldim ne geldim ha. Siz bir konuşun bir şeye gir. Şimdi peynir çardak nerede? Çardak koyup orada duracağız. Çardağa gel, gerek. Gelin benim oraya gelin gelin gel. Gel Bayro'nun evine bin, Bayro'nun arabaya bin 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 bin. Bin abi bin. Birader ben Togum'la geliyorum. Sen Togum'la mı geliyorsun? Biz de binebiliyor muyum? Binemiyor. Yok yok gel lan, gel. Lan bizi almadı lan, beni almadı arabaya lan. Almaz abi almaz almaz. Almadı abi, ne biçim adam bu? Toprağım şu işi bağla lan. Bağlayacağım, rahat ol ya. Sen yani yabancı geçen değilim valla filan. Şu 2 sene muhabbetleri var dedim, ben 2 sene de ödeyemem. 4 sene 4. Senede 1 milyon. Senede 1 milyon. Oğlum ödeyebileceğim mi? Piyasa yapabileceğim mi? Yapacağız abi, sen rahat ol. Çok çalışacağız, yapacağız. Ya evet. Barış abi ben dediğim sistemi yaparsam parayı kazanırım. Ooo durmuyor durmuyor. Aa dur 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 dur. Çizdi çizdi çizdi. Çizdi. Öyle bir şey. Tamam ses etme ses etme ses etme. Lan manyak, senin arabana mı? Aha sen suçlusun, doğru. Toprağım ses etme. Gelme gelme, arkasında yok, biz varız. Yok şey yap. Bayron çiftliğine bak lan. Ne güzel yapmış burayı. Lan. Oturun bakın şuraya. Bayron. Oturun şuraya, ben size sandalye getireceğim. Arabanın ses etme. Sandalyeler eksik. Sandalyeler eksik. Ben size neyse, sandalye getireceğim. Otur. Otur hadi. Otur hadi şuraya. Otur Muhtar. Barış abi, Barış abi otur. Büyümsün gel Muhtar, büyümsün gel. Otur muhtar. Hadi ne yapacağız? Biz niye geldik buraya? Pazarlık yapacağız abi şimdi. Oturmaya. Hadi yapalım, hadi pazarı burada mı yapıyorsun? Haa şöyle gel abi. Bunun belli bir fiyatı yok mu? Sıfır değil mi oğlum bu makine? Makine sıfır da kooperatiften kredi muhabbeti yapacağız şimdi. Haa sen de nereye getirdin? Evet. Allah. Evden getirdim. Şimdi pilot bey. Abi bu sürekli çalıştır çalıştır diyor ya arkadaşlar, şurayı şöyle yap. Çalıştır bir kere daha. Tamam bir kere çalıştırayım. Çalıştırayım. Binemiyorum tamam. Bayrak. Yetki ver yetki ben pilota. Ya arkadaşlar şu çardak muhabbeti gerçekten on numara ya. Barış abi. Otur dışarıda otur. Lan ben görünmüyorum. Barış abi ne yapıyorsun ya? Drift yapıyorum. Ha tamam. Şimdi bak bak bak. Şöyle park edeyim tamam. Konuşun konuşun. Allah aşkına. Konuşun ben ayaklarımla geri yaslanmayı seviyorum. Oğlum bende hiç para yok. Allah aşkına. Şu kredi hibe muhabbetleriniz nasıl oluyorsa bana 4 milyon lazım. Birader 4 milyon işte verebiliyoruz ama 2 sene vadede. 2 sene vade çok. Komşu, komşu, komşu beni dinleyelim komşu. Ha Bayro bağla, Bayro bağla, kurban olayım bağla. Bu adam köyümüzün değerli üyelerinden, değerli sakinlerinden, Tel Muhtar'ın kardeşi, taşlı eski muhtar. Bu adam heves etmiş, bir şeyler yapmış. Himani yürük artık, sen kooperatif birliğine nasıl konuşsun, nasıl edersin bilmiyorum. Sen orayı toplarsın. Himani yürük, bir koyun keserik, bir şey yaparız. Mangala falan giderik. Sen bunu 2 yıl yapma. Sen bunu gel 4 yıla bağlayalım. Hem bu adamın işi görürsün, hem köyümüzün adamı yani sonuçta. Yani yarın senin işine de yardım etsin. Eylül'den Eylül'e bak, Eylül'den Eylül'e 1 milyon lira hesabında. 1 milyon. Eylül'den Eylül'e. Yani cenazeye bu adam gelecek. Düğününe de ben geldim ya lan. Başkanı gelmez. Düğününe ben geldim lan. Yarım altın taktım ya. Yalan konuşuyor. Gram da attı. Ben yarım altın, ya sussana toprağım. Yarım altın taktım toprağım, bu kalabalıkta yanlış görmüşsün ya. He tamam yanlış görmüşüm, kör tarafıma denk gelmiş. Şimdi pilot, oğlum bak burada senin imzana bakar her şey pilot. Senin imzan, istersen 100 sene vade bile yaparsın sen. Kimse sana hesap sormaz. 100 sene veremiyorsun. Yok örnek veriyorum oğlum, 10 sene de yaparsın, 5 sene de yaparsın. Kimse sana itiraz etmiyor, kimse sana hesap sormuyor oğlum. Ha. Brother 3,5. 3,5 da ben üstünü nasıl tamamlayacağım oğlum? Agale. Ha. Pilot, hayır, 4 milyon veriyoruz da. Kalk abi ya. Kalk gel bak şöyle. Burası sıkışıyor. Kalk. Gel şurada bir el tutuşun gölgede. Abi mal mı alıyoruz? Araba mı satıyoruz? Neye sıkışıyoruz? Ya gel gel. Sıkışın eli. Abi. Pilot. Ben de buraya 4 milyon lirayı bana ver. Tamam mı? 4 yıl. Sen, senelik 1 milyon. Tamam, hayırlı olsun. Ben pilot de sana şöyle yapalım. Senede 1 milyon hayırlı olsun. Bunların üstüne benim tarlalarımı ipotek al. Ödemezsem eğer tarlalarımı alayım der. Evet. Kabul tamam müsün lan? Tamam, tapularıma getireyim. Tamam. Kabul mü lan? Tamam. Tamam lan. Kabul. Al dur. WhatsApp'ını ver bana. Ama ilk sene ödeme yok. İlk sene ödeme yok mu? Vallahi. Evet, içeri, evet öyle. Oo süper lan. Tamam. Tarlalarımı ipotek al. 4 milyon.
Ben sana bunu 5 sene oluyor o zamanla Bayro. 5 sene oluyor. 3 seneye yapacaksın o zaman. İlk sene ödememi ben biriktireceğim. Evet 3 sene yani. 3 sene oluyor. 1 sene ödeme yok. 1 sene ödeme yok. 2. sene 2 milyon ödeyeceğiz. Doğru mu? Yani önümüzdeki sene ödeme yok. Bir sonraki sene 2 milyon ödeyeceğim. Yok o sene bir sonraki sene başlıyor müdürlük. Sonraki sene mi başlıyor? Evet. Ha. Öyle öyle. Evet, bir sene yok. Sonraki sene başlıyorsun. Tamam lan. Tamam lan anlaştık mı? Ver lan 4 milyonumu. Tamam mı? Tamam mı? Tamam tamam. Öyle, hadi ince. İBAN'ını ver İBAN. İBAN'ımı ben sana WhatsApp'tan atıyorum. Ayaküstü para mı atılır oğlum? Dur. Bir resmi şeyi yap. Bak İBAN'ımı ben sana İBAN'ımı ben sana atıyorum. WhatsApp'tan atacağım. Ben şimdi eve gideceğim. Tapuların tamam. resimlerini de atacağım. Tamam mı? İpotek işlemlerin için. Tamam. İmzaya gelirim. Oradan notere geçmem lazım. Tamam imzaya geçeceğiz tamam mı? Gelin binin götürün. Tamam hadi. Istedim. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Gel arabanı buraya bırak ki. O gel, nereye gelecek? Onunla işimiz yok ki. O işlemleri halledecek. Tabii WhatsApp'tan mı halledecek? Bilal WhatsApp'tan attım oğlum. Tamam. Eve gidince tapuyu da atacağım. Sen işlerin bitince parayı gönderirsin bana. Aha. Tamam. Oğlum ilk sene para hiçbir şey ödememesi çok iyiymiş lan. Bayro. Yardım da öyle ne ya. Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? İşini bağladı. Ne yiyor? Ne mi yiyoruz? Vali kebap abi. Sen hayırdır? Kuzunun birini keselim akşam size. Anlaştık mı? Keseceğim mi? Keseceğim lan. Kuzunun bir tanesini akşam yiyeceğiz. Hatta şöyle kuzunun kendi bir tanesini bize yediriyor. Kuzunun bir tanesini biçer diyor. İki kuzu kesiyorum tamam mı? Biri biçer diyor kan olarak köye dağıtıyoruz. Abi. Birini de biz yiyoruz. Tamam mı? Evet. Mecbur abi 4 milyon normal gelecek kapıya. Tamam ya bir tane biçer diyor kuzu keseceğiz. Bir tane de biz yiyeceğiz. O biçer diyor kestiğimizi dağıtacağız. Yenmez o. Bilmem bulduğum biçer diyor. Nereden aldın? Vallahi biçer diyor buluruz ya. Sarı ben baktım sarı siteye. Sarı siteye baktım. Şeyde var. Yozgat'ta var bir tane. Yozgat'tan alacağız. Bu arabanın içi de güzelmiş ya. Ağır ol. Beni şurada tükür. Beni burada tükür. Barış abi da tükür burada. Bu Allah. Lan ya vay be abi. Hadi gidelim. Barış abi sen diğer tarlayı şey yap. Ne diyorlar ona? Sen diğer tarlayı. Balyasına geç abi. Vallahi nereden gidiyorduk lan oraya? Nereden gideceğiz? Gel beni takip et abi. Beni takip et lan traktörlerimin de mazotu bitiyor la. Bayra bana bir bidon benzin getirsene. Oğlum tarlaya gidiyorsun. Niye anlıyorsun ki? Mazot mu getireyim? Ha. Gel Barış abi. Yine beleşe. Bunun parasını vermezsen. Geçen de öyle dedim. Parayı attığımı atmadığımı bilmiyor. Attım ya lan. Attım la. Gel Barış abi. Beni takip et abi. Şuradan ben sağa döneceğim. Peşimden dön abi. Ben sol yapacağım. Sen sağ yapacaksın. Tamam mı? Tarlaya gidiyor o yol. Unutuyorsun tamam. Benim evimin yanındaki tarlayı. Bak sen buradan... Tam buradan sağa dön. Tam buradan. Bura değilmiş lan. Tam şuradan. Buradan sağa. Bak kendisi de bu. Para yaptığın fişi getirmeyi unutma. Ooo para geldi. Fişi getireceğim. Bana geldi mi? Evet. Normalde arkadaşlar bütün faturaları verip de parayı alıyor. Ama bizim pilot yabancı olmadığı için parayı peşin yolladı. 4 milyon lira. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi onu ayarlayacağız bir şekilde. Al. O niye dökmedi lan arkadaşlar? He canım. 2 saat dil döktük adama da. Oh. Benim eve götürdük çay çorbasını verdik. Bizim çıkarımız ne burada? Abi kuzu yiyeceğiz dedim ya. Hep birlikte kuzu keseceğim. Kuzuyu keseceğim. Kuzuya bu iş yapalım mı lan? Abi Allah ne vereyim canımı mı vereyim Bayro? Sen ne olsun istiyorsun abi? Biz bilmeyiz. Benim... Tamam biçerken bir güzellik yap. İlk sene sizden saman parası almıyorum lan bana biçtirirseniz. O nasıl oluyor lan? Saman parası almayacağım hani patozluyla. Esas alman lazım lan. La manyak nasıl mısın? Kar edeceksin ilk sene? İlk sizden, seneyi sadece ilk sizden. Seneyi rahat bak. Ha o ayrı. Sadece sizden. Diğerlerinden alacağım lan manyak mısın? Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben diğer balyalarımı da toplayayım. Şöyle dön abi. O tarafı da toplayayım geleyim. Buradaki balyalarımızı da toplayayım. Allah ipi çözmedik. Ya bu online da traktörden dolayı şu ipi çözmeme muhabbeti çok sıkıntı. Gel abi geri şimdi. Hah tamam. YB yapalım bunu. Güzel. Hayırlı olsunları alırız sevgili dostlar. Umarım biçer dönüp parasını ödeyebilirim. Ümit ediyorum ki pancara güveniyorum ya Barış ya. Gerçekten pancara güveniyorum. Pancara niye güveniyorsun? Yani. Pancar parasını olmaz mı? Abi bak ne olacak biliyor musun? Tekrar anlatayım. 40 dönüme yakın tarlam var ya benim. Ben bunları tekrardan tamam. Şimdi otu biçeceğim mi? Ekeceğim mi? Mart'ta bu otları biçeceğim mi? Mart'ta bu otları satacağım mı abi? Sattım. Ne oluyor lan? Mart'ta tekrardan burayı ekeceğim mi abi? Ektim. Pancarı da hasatladım mı abi? Hasatladım. Biçer döverle de piyasaya çıktım mı abi? Çıktım. Zaten ilk sene ödeme yok Barış'a. Yaklaşık 1 milyon lira kenara koyarım. İkinci sene ben direkt 2 milyon öderim biliyor musun Toprak? Ben bunu bir sene önceden kapatırım ben bunun borcunu.
Düşüncem öyle. Valla ben şöyle baktım senin düşünceye. Şöyle bir tarttım. Sana sonra bir daha baktım. Sen İyi cumhur yani. Zor öder gibi geliyor. Abi nasıl yapacağız bunu sulu, peki? Sulu tarım sıkıntılı biliyorsun. Sulu tarım Allah da o icadır. Kuru tarım yapayım o zaman. Kuru tarımdan neyle kazanabilirim ki ben bu parayı? Aslında her yere soya fasulyesi tarzı eksem yine kapatırım ha. Aslında senede 1 milyon kaldırırız soya fasulyesi aslında. Neyse girdin bak, zaten gidiyor. Bu işe yapacak bu işe yok. Girdik zaten bunlara arkadaşlar. Bunlara artık önden konuşulması gerekiyor. Evde misin lan? Ben mi? Yok Barış abimin yanına gideceğim şimdi. Balya topluyorum birader. Nerede? O tarlada mı? 128'e geçiyoruz. Güzel. Bıraktığın tarlada dövür müsün sen şimdi? Efendim abi? Bıraktığın tarlada dövür müsün sen şimdi? Yo devam. Işte. Düz. Al yakıtın var mı? Abi ben yakıtı doldurayım da şeye bırak, benim eve bırak bir kovayı tamam mı? Aldım, lan alıyorum ben buradan. Parasını at, yürüdüm. Kaç para? O ne oğlum o kadar mazotu ne yapayım ben? Tamam lan. Benim bunlar. Ha, nasıl 100 bin lira lan mazot parası? 100 litre mazotlar, 100 litre. 100 litre mazot. Kaç para yapar lan 100 litre mazot? Nasıl 100 bin lira yapsın? 3 milyar yapar lan. 4 bin liraya var lan 40 lira olsa mazot. Kandıramadık ya. La bu kaç litre alıyor ben bilmiyorum kaç litre vardır bunda. Variller kaç litre alıyor? Yazar üstünde ya. Yazar. İn aşağıya in. Hiçbir şey yapmadım. Dur bakacağım. Ona doğru bak varile bak. Toprağım pick-up'ın arkasındaki Fatma Girik mi lan? Yok lan. Türkan Şoray mı? Olabilir bilmiyorum. Mavi gözlüm ona o. Müjdar mı? Kim anasını satayım? Müjdar. O değil bu değil. Kim onun arkasındaki? Yani diyen kadın da gözler mi? Kim o? Olabilir. Allah Allah. Barış abi ne yaptın la? Yaptın balyayı. Yaptım. Kaç balya abi? 2 balya. Dur şimdi az bir makineye kapatayım. 180 çarpı hemen ben sana atacağım parayı. 184 balya. 35'ten. Hesaplasana Bayro. Ne 35'i la? Yakıt 45 lira. Sen değil la. Barış abi. Ben. 35 çarpı 184 6440 lira. 6400 mü? Barış abi ben bugünkü bana yardımlarınız için sana 7000 lira atıyorum. Söylemem ama bayrağı. Toprağım. 8100'de bağır. 8100'de bağır. Oha oğlum benim bütün paramı lan biçer döver alacağım la. Siz ne vicdansızsınız tamam, lan. Hem param var para biriktirmiyor ki. 8000 at. Allah. Şöyle gel. Merhaba pilot olsun. Öbür şeritten git. Aa benim 4 tane balyam burada kaldı ya arkadaşlar. 4 balya için mi uğraşacağım ben şimdi? Şu uzak değil ki oğlum çok yakın gelebilir de oğlum. Lan bu niye böyle yapıyor arkadaşlar ya? Bu remork böyle yapmıyordu abi. Şöyle. Ben de remorklarımı değiştireceğim. Bana bir interaktif gider bence. Ne abi? Ne interaktif gider? Simple is değil de interaktif. İnteraktif mi olur? Ooo pilotcum interaktif abi. Bilader ben soya fasulyesini niye biçmemiştin? Abi biçerci yok ki. Ben daha biçerim almadım. Biçerci yok. Bilader tamam biçeri aldığın zaman o zaman direkt soya fasulyelerine gir. Senin soyaları biçeyim ben. Tamam. Abi. Para alma la adamdan. Abi, adam yapacağını yaptı. Adamdan para almayacağım da bu bana bir 4 milyon kredi çıkardı ya hani hibe. Hibe de değil kredi anasını satayım. Geri ödemeli. Bir racon keserek bir şey falan mi? Konuşuyor. Toprağım bak bu ileri geri konuşuyor. Bak ben ayar oldum ha. Ben bunu döverim. Ağzına sıçar bu ben sana vallahi söyleyeyim. Vallahi ağzıma sıçar. Elimdeki her şeyi alır la. Şu anda ben ona borçluyum. Evet. Hiç sesini çıkartma. Borcunu bitir öyle konuş. Şunları alsın koyunlar arkadaşlar. Ana almıyor mu la? Niye almadı bu? Dur bakayım. Şöyle al. Lan. Allah Allah. Senin ineğin var mı harica? Koyunlarım sadece var abi. Benim inekler çoğalmış. 17'den olmuş. Danalarım var. Görseniz var ya çok güzeller. Şimdi arkadaşlar şöyle geri gitsem. Şuraya süt dökünce tanası. Alıyor. Yoksa doldu mu bu ahır? Niye almadı? Oop. Şöyle gel abi. Ben bu siloyu boşaltmaya devam ediyorum. Oha! Ben var ya boku yedim doyurayım. Beyler. Niye biliyor niye musunuz? Kuzular hepsini şey aldı. Ahır hepsini aldı yemlerin. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Sarı siteden sipariş verelim biz biçer döverimizi. Ve biçer döverimizi artık hanemize çağıralım. Hemen geliyoruz. Ağustos ayında yağmurlu bir günden tekrardan selamlar muhtarım. Ben çok heyecanlıyım geliyorlar la. Ben gel yağmurda bekliyorum. Geliyorlar ya. Şu sundurmanın altında bekleyek. İyi ya otları kaldırdık da
bayağı bir işlerimiz de bitti. Ne diyor muhtar? Ödeyebileceğiz mi lan? Bana ne oğlum? Sen öderim dedin, girdin bu işe. Artık bu soruyu sormak için geç kaldım. Nasıl geç kaldın? Abi arabalar geliyor. Geç kaldın. Geldi abi. Aa geldiler lan. Geldiler. Geldiler. Hadi bir ya buraya. Oo! Ay maşallah. Bu boyunlar şişmiş mi oğlum? Yatıyor. Oha Barış'ım şuna bak. Cipisini lan. Arkadaşlar gel. Sarı siteden Yozgat'tan aldık biçerleri. Yozgat'tan videonun başında bahsettiğim gibi bir tane sarı siteden bulmuştuk. Daha GPS yeni sıfır ayarında bir Neonland TC5070. Evet ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmur yağıyor. Nasılsın? Lan yağmur yağıyor ya. Şöyle bir sundurma altına doğru. Şöyle ileri çeksene. Şuraya gel. Şuraya gel abi. Şöyle gel abi. Şurada konuşalım bir biçer döverin yanında. Ooo. Tamam. Ustam gel ıslanma gel. Aç mısınız la? Acık tabi la kaç kilometre yol geldim senin izinle. Şu motoru bir stop et. Hop yakışıklı. Kontak aynı mı? Aynı ya. Aynı. Tamam. Şimdi ustam anlat bay. Her şey iyi mi lan Bayro? Evet. Sen onu karşılamaya gittin de. Baktın mı lan? İyi. Bunlar bizim aldıklarımız tamam, mı? Amorkun anladığım kadarıyla böyle. Amorkun içinde. Neydi amorkun içinde abi? Borusu. Ha borusu da morgun içine. Ya bekler sen bunu kullanabilecek misin lan? Nasıl takıyoruz bu boruyu? Dur. Bak şöyle getiriyorsun. Ön tarafa doğru. Bak taktım. Ha bunu yolda giderken sökeceğiz mi abi? Evet. Sökeceğiz tabii takar. Sök abi. Nereden takılıyor? Şuradan. Sök abi. Şimdi ustam bunu yani bizim köydeki biçerci var bir tane daha Semih. Onun biçer döverini kullana biz bunu öğrendik de. Bu patozu nasıl çalıştırıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bize bir tarif edebilir patozun misin? Gösterir misin bize? Mantığı basit aslında. Aynısı. Kabin içinde sadece ufak bir hava valfi var. Hava valfi tıp dediğinde oluyor. Hava valfi ne dediğinde tıp ne dediğinde? Bir çalıştırsana abi. Bir daha yok. Bir bağlasana abi. Şunu bir bağla bakayım bir patozu matozu nasıl çalıştırıyoruz abi. Gel abi. Tablayı sökün. Sök abi. Söktüm. Tamam. Anne Allah bu içeriden bak hadi toprağın tablayı baba arkaya takma. Hepsi standart da bunu içeriden hallediyor ha. Abi ben bakıyorum buradan içeriden ekrandan da. Ha. Şimdi dur bir dakika borusunu takalım. Borusu ben takayım abi dur öğrendim. Dur ben yapayım. Dur bakayım. Taktım. Aha takıyor lan. Boruyu çevir. Heh, çevirdik tamam. Abi boruyu. Şimdi gel içeri. Dur, bekle. Geldim abi. Şimdi ben de bakayım lan. Şurada bir tuş var. Tuşa bastığın zaman hava valfi var. Bastığında ne demesi lazım ustam? Ekranda bir şey olmaz. Bu kendi sonradan takma olduğu için. Yok. Tuşa bastığımızda ne demesi lazım? Aha devrini aldı herhalde bu. Evet, şu an devrini. Ulan bu gayetler atarım anam ya. Kafayı kaptırıyordu galiba. Tamam. Ustam bu remorkun dolduğunu gösteriyor mu orada? Kamera var. Ha kamerası var. Tamam. Kaç modeldi bu ya? Bu 2014. Bir de saman dolduğunda patozun şeyinden remorkların şu bacalarından samanı atıyor zaten. Aynalardan bakar. Dolduğunda kamera buradan samanı mı atıyor? Kameradan da bakar. Evet. Ha. Stop et. Çok aman yakar mı la bu? Bakalım şuna bak. Yok yakma. Şuna ben bir bineyim bakayım ya. Dur bakayım. Şöyle gel, Allah. Gel boruyu kapat da. Nereden kapatıyorsun boruyu? Dur boruyu biz çevireyim. Ha çevirdim hadi. Çevirdin dur bakayım. Çeviremedim işte. Ezeceğim bizi. Arkamı görmüyorum ki arkamı. Gel. Arkamı görmüyorum dur arkamı. Hah gördüm. Şu tablayı bir bağlayayım bakayım. Bir çalıştırayım şu tablayı bir takayım bakayım. Gel. Keşke. Tam gel. Dikkatli dön bak. Şöyle doğru. Gel abi. Bir yanına binemiyorsun ya. Var binebiliyorum. Muhtarım bin gel. Gel. Şu 640'la bağlasın abi remorka. Bak boruyu arka kuyruğu bir yere vurursan geçmiş olsun. Vallahi. Ustam bunun joystickler aynı. Semih'in biçer döveriyle. Biri aynı. Sadece modeli eski o kadar. Her şey aynı. Dur bakayım bir marşa bir basayım bakayım. Şöyle gel. Çalışmıyor. Patozun borusunu. Tamam patoz var diye. Açtım.
Anam kayış vurdu la o, sanki bozulma la o. Ya bunlarda kayış yeni yıkadı makineyi, o yüzden böyle ses çıkarttı galiba. Toprak ataydı. Yağlanmak gerek. Yo, yağlamıyorlar abi, gerçekten toprak i̇yi, atıyorlar. İyi. Abi bu kayış harbiden ya, bu kayış niye böyle ses yapıyor ya? Ya kayış normalde bunlarda böyle de. 640 getirsene bayrağı. Yağlama, kayışların yağlama, önermiyorum ben. Ha, tablayı geri koyayım abi. Şu anda garaja koyacağız daha bir çerdöre. Ha, şurada bir tarla yok mu? Bir deneseydin lan. Hani tarla? Deneyelim de. Ben kelim himmete söylerim şimdi, kaç bakayım. Söyle elinde bakayım. Ama bu sığarma, şu remorku bana ayarlasana bir. Yozgatlı. Şu Neverland'dan. Bir remork sök bakayım, tarlaya getir bakayım. Ben gideyim. Barış abi şu boruyu çıkarsana la, bir patozun aşağı inip. Hangisini? Dur, takılmaz dur. Gel o gel bir deneyelim bakalım. Takılmadı, uçak geçecek mi burada? Geçer abi, ben burayı sökmüştüm ya. İyi ki de şu sökmüşüm. Yapı kimin ya? Şurayı yıktırsana. Abi bura benim değil ya, burası yurt dışında. Gel. İzin veriyor mu denemeye? He gel, senin tarlanın yanı. Oğlum ne oldu la? Hani burası mı? Evin yanı mı? Yok. Nere la? Nere ya? Ora dur geliyorum dur. Getir abi bakayım bir deneyelim. Yozgatlı bir çerçe. Getir bakayım abi bir tane remork. Hadi bismillah. Arkadaşlar bize adam tarif etsin de ondan sonra şey yapalım. Acemilik çekersek. Gel. Dur hop, çok geldin. Dur Allah. Ulan yine işimi ben çözdüm abi. Tamam taktım. Abi önce patozu mu çalıştırıyoruz içeri mi? Patoza bakacağım, gel bas bir gün sonra bir içeri bas direkt. Aa şey bindi yani abi, dur neyse. Patoza şimdi bir içeri çalış. Abi bu kayış benim kafamda. Abi muhtar. Şurayı ben bir başlayayım bakayım. Hepiniz bildiniz mi lan onu? Allah! İyi lan, çok keyifli ha. Yaşken, bak yanına bindim zaten. Aa. Yaşken sakın yapma, patos tıkarsın ona göre. Tıkarsan kaçmak zorundasın. Peki abi bir şey diyeceğim. Ben bunu normal hızlarda, normal biçerken normal hızlarda bitsem. İşte normal hızla gidersen de patos tıkarsın. Bir saniye, tıkarsın, bir sessizlik, tıkarsın. Bir sessizlik. Bak, huzur. Abi ne güzel patos sesi vuruyor değil mi lan bayram? Huzur ya. Huzur ya, aynen. Barış Bey binecek misiniz? Buyurun efendim. Yok bilmiyorum. Bakıyorum sana ya. Yapma, yaşken. Alttan nasıl uçuyor, ona bakıyorum. Bu iyi mi abi? Bu hız iyi mi abi bu hız? Şu anda iyi evet. Sakın yani yüksek devir vurma. Devir vurduğundan patoz yani kalmaz ama kıyılabilir yani. Ha anladım. 4 milyon para verdik ya. Kusura bakma, bunları tarif etmen lazım. Arada ben seni çağırırım ha. Gelirim. Depo göstergesi var mı arkadaki? Abi şey tamam. Var ya, arkada pencere var abi ya. Normal 2014 pencere ya. Ha, pencere var, depoyu ha. Gösteriyor yine normal. Onu şey yapar lan, onu şeyden bana eksperden bir şey sipariş eder getirir ya onu. Başlamışken adamın tarlasını bari biçeriz ha. Vallahi. Çok büyümüş adamın tarlası. Şurada solda değilsen eğer. Tablo yüksekliği. Para vermem dedi ha Ragnar. Şu mu tablo yüksekliğini gösteren derece? Aynen, sarı. Kaç olması lazım abi? Sarıda mı? Ya çok indirmen tavsiye etmiyorum. Acemiliğini atıyor. Taş alırsın. Ya, para vermesi de mi? Ucu, ona göre. Ucu sarıda ya. İyi. Baba. Heh. Vallahi bir tür para vermem dedi. Adamı buğday muğday dökmüyor değil mi lan? Bakak mı? Buğdaya in. İn aşağı in bari. Nasıl para vermem diyor. Nasıl bakıyor? Buna nasıl bakıyor? Yo dökmüyor ya. Ya buraya attı bak şimdi, patozun marşına bastık diye bak. İyi ya. Yo gayet 10 numara, makine temiz. Ustam teşekkür ederim. Biz artık gerisini hallederiz ustam. Allah razı olsun. Görüşmek sen için. Şey yap, oradan bir minibüse bin git hadi. Ben traktörünle gidiyorum. Abi şunu da şöyle yap. Evet arkadaşlar, 2014 model TC5070'imiz, patozlu bir çerdiverimiz. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Patoz yapacağımız zaman ben biçerim. Patoz yapmayacağımız zaman yaptırmak istemeyen Semih'e biçtirir. Semih'le biz ikimiz arkadaşlar bir plan yapıp bayağı bir ülkeyi gezmemiz lazım. Çünkü bayağı bir piyasa yapmamız lazım. Benim biraz tanış dostlar var mesela farklı yerlerden. Adıyaman olsun. Ne bileyim bayağı bir doğu taraflarında. Bir Şanlıurfa'ya gideriz belki yine. Nereye gideriz abi? Bakale. He abi. Sizi yurt dışına çıkma
gözün kesiyor mu? Yok abi o kadar. Güvenemem abi. Yakınla. 500 kilometre la yakın. Abi Semih gelir gideriz derse gideriz. Onun makinesi yeni. Asarcık ülkesini göndereyim la size. Ya. Evet sevgili dostlar. Bir hayırlı olsunlarınızı alırız efendim. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet. Hoşça kalın.